Arkadaşlar merhaba hepinize. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğim ama ondan önce kısaca Ankara netiyelerine bir bakalım. Yani Yener Bey'i yazmadık. Sürpriz olabileceğini düşündüm ama Yener Bey'i düşünmedik. Efrem Yavuz aslında hızlı bir at olabilirdi. Tabii taylar bunlar kesilmemiş karpuz yani. Açıkçası güzel kazandı. Kır yaz geç kaldı atlarda. Civan Pehlivan ikinci atımızı 8-7 başta vermiştik. Burada 2-2'yi bildik. Engin Bey ilk atımızı kazandı. Son Nisanur ikinci atımızı yanlış hatırlamıyorsam. Fırtınalar diğer aslında hazır görünüyordu ama burada sürpriz aradık ama düşündüğümüz olmadı. Rahat kazandı Fırtınalar diğerde. Yine maalesef ki yanlış seçtik. Mezit Haber aslında düzlüğe fena çıkmadı ama arttıramadı ondan sonra. Buradan kaybettik 6. Ve Alexander'da verdiğimiz atlardan 4 at vermiştik. Biri çıktı. 3 attan biriydi. Adıvar'ı ilk at olarak vermiştik. Kazanabileceğini tahmin ettim ve Can Mete'yi potada geçti. Burada Can Mete yani Halis Karataş'ın kapalı gözlük tavsiyesini anlayamadım. Tabii ki yılların jokeyi bildiği bir şey var ama at kapalı gözlüksüz Ankara'da 2 tane yarış kazandı. Bugün kaybetti. Ben gerçi Adıvar'ı önde tutuyordum. 1-3 diyordum. 1-3'te bitti yarış zaten. Bir tanem yani çok at vermiştik. Burada Berengül kazansaydı altı biraz cazip olabilirdi. Son ayakta da Sert Çakmak verdiğimiz atlardan biriydi ama açıkçası Balıkçı Kral kazandığı yarışı kaybetti. Çok dışarılardan dolandı Ahmet Çelik. Eksik sürdü. Yoksa Sert Çakmak'a geçerdi yani. Yani özetle 5'te kaldık. Yine maalesef bir şanssızlık var. İzmir ilk 6'da da 5'te kaldım. Bugün 61 bin TL verdi. Rındamından yaptım. Gerçi orada ikinci at gelse vereceği 2-3 milyar ama Rındam'ın da uzun süredir kötü yarış koşuyordu ama bugün çok iyi koştu. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğim. Hemen ilk ayaktan başlıyorum üçüncü koşudan. 3 numara Keskin Tay Bursa'da iyi koşuyor. Çimi seviyor. İyi bir yarış bekliyorum. Vedat abi işte 1 numara Canım Çıtır tek çim yarışında çok iyi bir dereceyle kazanmış. Görkem Özçelik de etkili olabilir. Bir de bu 7 numaralı İlya'da son yarışta grup yarış koştu. Eski takısına dönmüş Dilvana başarılı olabilir. 3-1-7 yeterli diye düşünüyorum. İkinci ayak denk atların bir arada olduğu bir yarış. 1-2-3-4-6-7-9 şeklinde tavsiye ediyorum. Ayçiçeği, Çakır'ın kızı, Fearless Flame. 4 numara Head to the Wall, 6 numara Selen kızım, 7 numara Kul kızı ve 9 numara Mevsim. Ama başta önereceğim atlar 4 numara Head to the Wall, 1 numara Ayçiçeği ve 9 numara Mevsim. Bu 3 ata öncelik verin. Hatta kul kızına da bunları sayabiliriz ama toplamda 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 yazın. Küçük oynayan arkadaşlar bu saydığım 4 atı yazsınlar. 1 numara Ayçiçeği, 4 numara Head Sabo, 7 numara kul kızı ve 9 numara Mevsim. Günün 3. ayağında şartlı bir yarışta dişilere ait olan bu yarışta açıkçası iki tayın rakiplerinden daha farklı gördüm ben. Bunlar bir tanesi 1 numara Carpe Diem Baby, diğeri de 5 numara Love Is Good. Bu atlardan da Carpe Diem Baby'yi biraz daha hazır gördüm ve riske girmeye değer buldum. Hızlı bir at olduğunu düşünüyorum. Kardeşleri hep hızlıydı. Lady Esperanza olsun, Lord Admiral olsun. Bunlar hızlı atlar. Anne Accounted For anneleri, hani yani Anne Accounted For kızı anneleri. Yani 4 start çekmiş, çok hazır görünüyor. Daha önceden de koşabilirmiş belki ama Smart Robin yavruları geç gelişiyor diye acele etmemişler. 9. aya kadar 5'te beklemişler. Bence bu beklemelerin ürünlerini, meyvesini yiyecekler diye düşünüyorum. Ben 1 numara Carpe Diem Baby'yi riske girip Oğuz Eren'le bank olarak öneriyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde açıkçası zor bir yarış. Atlar denk görünüyor birbirine. Kilo farklılıklarından dolayı. Yani 4 numara Broadline, 5 numara Red Apple ve 6 numara Laramina biraz daha önde tutuyorum. Ama 7 numara Hellora, 3 numara Chasing Love, 1 numara Buz Fırtınası ve yani çok tutmasam da 2 numara Long Field'de değerlendirilebilir diyorum. Zor bir yarış. Kısa geçmek isteyenler 4, 5, 6, 7 ama geniş oynayan arkadaşlar hepsi yazsınlar buraya. Günün 5. ayağına geldiğimizde 1 numara Idil Kız yani güzel bir kısrak ve Bursa'da geçilmedi kumda. Ben Kara Mustafa ile olan idmanını izledim. Gayet güzel idmanda akışlı görünüyordu. Ben kazanmasını bekliyorum. Bir tane rakip var. Son çim yarışı hoşuma giden. Bugün de yarın da önde yalnız kalabilecek olan son yarışta çok baskıya maruz kalan 2 numara Safari eğer önde
belli bir avans alabilirse, düzlüğe böyle 3-4 boy önde çıkabilirse İdil kızı yetiştiremeyebilir belki. 1-2, 2-1 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde doğru bir yarış olduğunu söylemek zorundayım. Altunma Budaklı, yani son yarışta çok dillendi. Ben de duydum bir yerlerden, çok iyi koşar diye ikinci oldu. Genelde böyle verilen atlar bir yarış sonra gelebiliyor. 13 numaralı Sontoşur son yarışın hayal kırıklığı. Yani hiç inanamadım bu kadar kötü koştu. Bence anlık bir sıkıntı yaşadı. Bu kez kendisini tanıyan Aprantisi Furkan Himle 50 kiloyla, bomboş kiloyla koşuyor. İyi bir yarış yapabilir. Yine boş kilolu 11 numara Şeker Sultan zaman zaman etkili yarışlar yapan bir at. Uzun zamandır kötü koşuyor ama uzunu sever Vedat Abiş de yumuşak kantarmalı bir apranti. Şeker Sultan zaten çok fazla tazdikten hoşlanan bir kısrak değil. İyi bir yarış yapabilir Vedat Abiş de. Yine 4 numara Yahya Beygül'ü apranti denemişler. 5 kilo aşağı koşuyor. İyi bir yarış yapar. 5 numaralı Yarisa ikilisiyle beraber şanslı. 7 numaralı Çarık Ağası da yine etkili olabilecek bir diğer at. Burada kafama aslında 2 tane at takılıyor. 2 numaralı Çakmakoy, 3 numaralı Taşralı. Bütçesi olan arkadaşlar bu iki atı da yazabilirler. Eğer bütçelerini aşmıyor ise. Hepinize Bursa yarışlarında bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar son koşuyu tekrar edeyim. 6, 13, 11, 4, 5 ve 7. Ama geniş, çok geniş oynayabilecek olan arkadaşlar varsa 2 ile 3'ü de eklesinler. Kanalımıza abone değilseniz YouTube'da abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Sevgiler, saygılar ve bol şanslar. Hoşçakalın.